Bitinya Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç özür dilerim bizle birlikte. Tercihler başladı. Evet. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Öğrenciler için çok kritik bir dönem. Evet. Tabii ki. Şimdi tabii 2010-2017 arasında YGS-LYS sistemi vardı ve bu sistem açıkçası yıllar içinde tercih sürecinde her şeyi bilinir kılmıştı ve 7-8 sene çok rahat tercih dönemleri geçirdik. Bu sene tabii olumlu yönde bir sistem değişikliği oldu ama sistem değişikliğinin olduğu her yıl tabii ki biraz toz, duman, bulutu olur. Geçen hafta içinde Salı günü 31 Temmuz'da sınav sonuçları açıklandığında Türkiye'nin barajı geçen aday sayıları farklı puan türlerinde belli oldu. Ve ondan sonra yavaş yavaş da tablo netleşmeye başladı. Şimdi Mehmet Akif Bey, şimdi tercihlerle ilgili esasında yöntem bellidir. Çok da zor değildir. Bu seneyi geçen seneyle kıyaslarsınız. Yani dersiniz ki ben bu sene örneğin eşit ağırlık puan türünde 10.000. sıradayım. Hedeflemiş olduğum bölümde geçen sene bakarsınız kılavuza gidip geçen sene en son kaçıncı sıradaki öğrenciyi almış diye 8.000. öğrenciyi almıştır. Aa, demek ki ben 10.000, 8.000 giremezmişim. Ya da başka hedeflediğiniz bir bölüm 14.000. son kişiyi almıştı son kişi olarak. Oraya girebilirim diye fikir yürütürsünüz ve bu çerçevede de tercihlerinizi oluşturursunuz. Kendi başarısınızdan biraz yukarı çıkarsınız. Sırtınızı sağlamak, almak için biraz geriye gidersiniz. Bunlar hep bilindik, hep söylediğimiz yıllar içinde tercih yapma yöntemleridir. Ancak bu sene bazı değişiklikler var. Bazı değil, çok büyük değişiklikler var. Bir defa sistem değişti. Sistem değiştiği için puan türleri değişti. Bir de 5 Haziran'da YÖK'ün almış olduğu bir karar ki öğrenci dostu bir karardır. Tercih yapma hakkını öğrencilerin genişletecek bir karardır. Ancak bu tercih yapma hakkı olan adayların yani aday havuzunun genişlemesine sebep oldu. Bu havuzdaki genişleme biraz sanal da bir genişleme bu. Adayların biraz kafasını karıştırdı. Öyle olduğu için de biraz açar mısınız? Nasıl? Şöyle söyleyelim. Şimdi 5 Haziran'dan önce örneğin sayısal alandan bahsedecek olursak sayısal alandaki bir öğrenci pazar günkü AYT sınavına girdiğinde matematik ve fen testlerinin ikisine de dokunmak zorundaydı. Okey. Ama 5 Haziran'da dedi ki yok. Ya tamam, ikisine dokunmana gerek yok. Birine bile dokunsan, yani iki testten birine dokunsan ben senin puanını hesap ederim. Tamam, okey. Burada bir sıkıntı yokmuş gibi gözüküyor ama bu neyi getirdi biliyor musunuz? Mesela bakın, sayısal adaya odaklı bir öğrenci tıp istiyor, hemşire, eczacılık istiyor, diş hekimliği istiyor ya da mühendislik istiyor. Matematik ve fen yanıtladı. Türk Dili Edebiyatı ve Sosyal Bilimler bir testini yanıtlamadı. Ama sadece matematik yanıtladığı için eşit ağırlık puanı da hesaplanmış oldu. Çünkü eşit ağırlık puanına matematik katkı sağlıyor. Bir teste dokunduğu için puanı hesaplandı. Yani hiç eşit ağırlık hedefi olmayan bir sayısal odaklı bir öğrencinin eşit ağırlık havuzuna girmesine sebep oldu bu yöntem değişikliği. Hal böyle olunca havuzlarda bir şişme oldu. İşte bu havuzlardaki genişlemeden dolayı da geçen cuma günü yok çok yerinde bir kararla biliyorsunuz bazı sınırlar vardı. Mühendis olmak için mesela ilk 240.000'de olmanız gerekiyordu. Bu sınırları aşağıya doğru hani belli bir oranda aşağıya doğru çekti. Şimdi bütün bunların ışığında bu sene tercih yaparken en büyük sıkıntılardan bir tanesi de kılavuz yayınlandığında ortaya çıkmıştı. Geçen senenin başarı sıralarından bahsetmiştik. Kılavuzda geçen senenin başarı sıraları yok çünkü sistem değişti. Ama geçen senenin başarı sıralarını eski sistemde ne olduğunu görebiliyoruz. Nerede görüyoruz? Mesela YÖK'ün YÖK Atlas sisteminde girip görebiliyoruz. Yani atıyorum Hacettepe Tıp geçen sene en son kaçıncı kişiyi almış gidip oradan görebiliyorsunuz. Türkiye'deki bütün lisans ön lisans programları için bu geçerli. Ya da İBB'nin biraz evvel işte yayında vardı. Onların tercih sistematiğinde bunu gidip görebiliyorsunuz. Şimdi iyi de ben 2018 sınav sonuç belgemde eşit ağırlık puanımı görüyorum ve başarı sıramı görüyorum. TM ile ilgili gidip neyle kıyaslayacağım YÖK Atlas'ta? İşte bu noktada biz bu grafikleri hazırladık. Bu grafikler şu anda dönüşüm grafikleri. Çok da esasında basit grafikler. Bir aday 2018'deki sıralamasını alıp 2017'ye dönüştürüp daha sonra 2017 başarı sıralarıyla, taban başarı sıralarıyla mesela YÖK Atlas'ta gidip onlara bakarak bir kıyaslama yapabilir ve tercih listesini oluşturabilir. Yaklaşık göstermekte fayda var. Mesela bakın bunu ilk yayınladığımızda oldukça tepki almıştı. Şu tarafa doğru herhalde yaklaşabiliyoruz. Bakın örneğin sayısal 2018 sıralamaları, 2017 sıralamaları. Örneğin sayısalda 100.000. olan bir aday acaba 2017'de kaça denk geliyormuş? Yaklaşık 95.000'ler civarında. 60.000'lerden 65.000'lerden sonra yavaş yavaş böyle bir farklılaşma olduğunu burada çok net şekilde görüyoruz.
pek çok aday esasında acaba eşit ağırlıklar sayısalcıların önüne gelir mi diye düşünüyordu ama böyle bir durum söz konusu değil. Yönetmenimiz bir tane daha ilerleyecek olursa, bir sonraki slaytımız ilerleyecek olursa. Bakın burada birazcık daha daralttık. Biraz evvel ta 300 bine kadar gidiyordu. Burada 50 bine kadar gidiyor. 50 bine kadar gittiği yerde baktığımızda örneğin bakın şu 50 binde 3 aşağı 5 yukarı 50 bin. 30 binde hemen hemen 30 bin. Çok büyük bir eşit ağırlık penetrasyonunun olmadığını görüyoruz. Yani sayısalcının önüne özellikle ön sıralarda fazla kimse girmiyor. Bir sonraki slaytımıza geldiğimizde şunu görüyoruz. Eşit ağırlıkta bunu daha somut bir örnek haline getireceğim. Bu da belirsizlik. Çok sayıda rehber öğretmen, aday, veli şunu sordu bize. Geçen sene MF1-2-3-4 diye puanlar vardı. Bunlar bu sene sayısal diye bir potada eridi. Bunun getirmiş olduğu bir belirsizlik yok mu, bir değişiklik yok mu diye. Bununla ilgili de çok ciddi bir araştırma yapıldı. Bu araştırmanın sonunda da şu karşımıza çıktı. Mesela biraz evvel baktık. Ben 50 bininciyim. 50 bininci aday olarak geçen sene kaçıncıymışım? Gittim işte biraz evvelki grafikten baktım. 3 aşağı 5 yukarı 50 bindeymişim ama bu sene ben kendimi 50 bin değil de 50 binde biraz belirsizlik varmış. Bu tablo diyor ki geçen seneki puan türü ile bu seneki puan türü arasında şöyle bir belirsizlik karşımıza çıkıyor. Yani eksi %5 artı %5 gibilerinden bir belirsizlik var. Ben kendimi bir başka ifadeyle %5, 47.500 ile 52.500 arasında görebilirim. Yani ben bir nokta değilim, bir alanım esasında. Tercih listemizi yaparken de kendi başarımızdan yukarıya ve aşağıya doğru gideriz. Aşağıya doğru giderken de sırtımızı sağlama almaya çalışırız, tercih aralığı deriz. Biz bu sene diyoruz ki git 2018 başarı sırasını 2017'ye dönüştür. Sonra o başarı sırasına denk gelen belirsizliği bul ve bu belirsizliğin üstüne ve altına gidecek şekilde de kendini bu belirsizliği tolere edecek şekilde de bir tercih aralığı belirle. Bir sonraki eğer slaydımıza geçersek burada eşit ağırlıkla ilgili somut bir örnek üzerinden gidelim. Bakın eşit ağırlıkta esasında sayısalcıların eşit ağırlıkçıların önüne dolmasını ki bunu herkes bekliyordu net şekilde görüyoruz. İki farklı senaryoyla bunu bir şekilde oluşturduk. Mesela ne diyelim işte 150 bininci bir öğrenci eşit ağırlık başarı sırasını 150 bin olarak gördü. Yapacağı şey basit. Gelin iyimserden gidelim. Buradan çıktık. Buraya geldiğimizde kendimizi 100 bininci olarak görüyoruz. Yani bu sene 150 bininci olan kişi geçen senenin tavan başarı sıralarıyla kendisini kıyaslarken 100 bininci olarak görebilir. İyi güzel. Peki bir sonrakine gidelim. Bunu da atlayalım burada çünkü 20 bini göstermişiz. Bir sonrakine gidelim. Ben şimdi 150 bindim. Kendimi 100 bin olarak gördüm. Tamam 100 bin ama 100 bin bir belirsizlik var. Çünkü geçen sene TM1-3 vardı. Bir şekilde eşit ağırlıkta bu birleşti. Bakın 100 binde %15 bir belirsizlik var. Yani kendimi iyimser olarak 85 binde, kötümser olarak 115 binde görebilirim. Diyoruz ki tercih aralığınızı da yani yukarıya ne kadar çıkayım, ne kadarlık bölümleri tercih edeyim yukarıda, aşağıda sırtımı sağlama alacak şekilde nereye kadar ineyim dediğinizde buradan yukarıya çıkın, buradan aşağıya inin diye bir algoritmayı şu anda biz gençlerimize öneriyoruz. Bir başka ifadeyle şu belirsizliği tolere edecek geniş bir aralıktan tercih yapmak en doğrusu olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu zaten aslında geçtiğimiz sistemlerde de ben çok tabii yaşlı sayılırım bu anlamda ama bizim zamanımızda da biz biraz yukarıları ve aşağıları yazıyorduk. O anlamda mantıkta bir değişiklik yok. Mantıkta bir değişiklik yok. Özellikle şu belirsizlik çalışması çok detaylı bir çalışmadır ve pek çok kişinin içini rahatlatacağına inanıyorum. Yani siz geniş aralıktan esasında tercih sıranızı, tercih listenizi oluşturacak olursanız bu puan türlerinin birleşmesinden kaynaklanan belirsizlik ve sapmayı da tolere ediyorsunuz. Onun için de eritiyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, konuştuk Burak Kılanç'la tercihlerle ilgili. Siz de dikkate aldınız lütfen. Manşete devam ediyoruz şimdi.